Yıl 1999 yılıdır. İzmir'den Süleyman isimli bir hoca görevli olarak annesiyle birlikte hacca gider. Medine'de Ravza-i Mutahhara'yı ziyarette bulundukları bir akşam ziyaret çıkışında o kalabalık içinde aniden kavgaya benzer bir karışıklık çıktığını görür. Merakla gidip baktığında uzun boylu sarışın bir gencin başına görevliler toplanmış, bir doktor tarafından tıbbi müdahale yapıldığını fakat müdahaleye rağmen o gencin vefat ettiğine şahit olur. Gencin başında Bosnalıların giydiği gibi bir kalpak olan bir adamın ağladığını görür. Ona bu genci ve durumu hakkında ne bildiğini sorar. O adam da yarım yamalak Türkçesiyle anlatır. Bosna'dan gelmişlerdir. Bu ölen gencin adı Mestan olup Bosna'da bir köyde yaşamakta olan tam bir içki müptelasıdır. Anlatan kişi ise bu köyün muhtarıdır. Bu ayyaş genç sabahtan akşama, akşamdan sabaha sürekli içki içip köylüleri rahatsız etmekle meşguldür. Köylüler onu gördüklerinde yollarını değiştirmektedirler. Bir gün bu ayyaş genç muhtara gelerek Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında gördüğünü, rüyasında Peygamberimizin onu yakasından tutarak silkeleyip "Mestan, nedir bu rezilliğin?" diyerek çabuk Medine'ye gelmesini söylediğini ifade ederek Medine'ye gitmek için para ister. Muhtar da onun önceki sefi hayatını düşünüp şarap parası için böyle bir hikaye uydurduğunu zanneder ve eline az bir para tutuşturup gönderir. Mestan daha sonra bütün köye dolaşıp aynı rüya hadisesini anlatarak köylüden para talebinde bulunur. Diğer köylüler de aynı şekilde az bir para verip savuştururlar. Mestan bakar ki topladığı para Medine'ye gitmek için yeterli bir para değil, tekrar muhtarın yanına gelir. Kendisini Medine'ye götürmesini yoksa kötü şeyler yapacağını söyler. Muhtar bakar ki Mestan çok ciddidir. Birkaç ineğini satar ve Mestan'la beraber hacca giderler. Hac için yolculukları Medine'de son bulur. Medine'de Mestan otobüsten iner inmez hemen oracıkta birine Resulullah'ın ravzasını sorar. Muhtarın "gel bakalım önce eşyalarımızı otele koyalım, yerleşelim sonra gelirsin" şeklindeki tüm ısrarlarına rağmen hiç aldırış etmeden koşa koşa Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kabrine gider. Muhtar da peşinden koşar. Mestan Ravza-i Mutahhara duvarlarından içeri girip o kalabalığı yararak yeşil kubbenin önüne gelir ve Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içli içli sözler söyler. Böyle saatler geçer, muhtarın "artık otele gidelim yeter, bu kadar" gibi tekliflerine hiç aldırmaz ve oradan ayrılmaz. Ravza gece 12'de ziyarete kapatılmasına rağmen gözlerinden yaşlar akıtarak, yalvarıp yakararak gece kalma izni alıp orada geceler. İkinci günü ve gecesi aynı şekilde Mestan oradan ayrılmaz. Üçüncü günü gecesinde ise görevliler onun sağlığından endişe ederek Ravza'dan dışarı çıkarmak isterler. Görevliler kollarından tutup dışarı çıkartırlarken Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içli bir şekilde seslenip feryat eder ve oracıkta mermerlerin üzerinde ruhunu teslim eder. Vefat ettiğinde yüzünde tatlı bir tebessüm vardır. Şairin dediği gibi, "Harabat ehlini hor görme zakir, defineye malik viraneler var."